Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Erkan Mutlu ile Hanende programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam yine bir değerli konuğum var. Eski bir arkadaş, bir dost, istikrarlı duruşuyla, yaptığı müziğiyle yıllardan bu yana çok geniş bir kitlelere, geniş bir kitleye hitap eden, sevenlerinin oldukça fazla olduğu, gitarıyla özdeşleşmiş değerli bir arkadaşım, konuğum, sevgili Aykut Kuşkaya. Canım kardeşim. Aykut'cum hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyisindir inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağlık sıhhat yerinde. İyi. Yaşamaya devam ediyoruz. Yaşamaya devam, yaşlanmaya devam, yol almaya devam. Aynen öyle. Çok güzel çalışmaların oldu yıllar içerisinde ve olmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da senden nice güzel eserler, besteler, yorumlar dinlemeye devam ederiz. Evet, gitar senin için çok özel değil mi? Ne zaman ilk gitarı eline aldın? İlk gitar... Hatırlıyor musun? Yani her Türk genci gibi, yani pek çok enstrüman çaldıktan sonra işte ilkokuldu şu bu. Hani mandolin, flüt bilmem evet. Ne, bando, mızıka. Sonra ben bağlamayla başladım sevgili kardeşim. Yani hala yaşayan birkaç üstadımızdan biridir Orhan Dağlı. Ondan evet. Ders alarak başladım. Ne kadar güzel. İşte ortaokul, orta bir, iki. O yaşlarda. Öyle devam etti. Fakat bağlamayla çok kendimi ifade etme imkanı bulamadım. Yani belli eserler çaldım. İşte süt içtim dilim yandığıyla başlayarak filan. Fakat Ser'de herhalde en çok kentlilik olduğu için. Yani onu diyeceğim. Yani İstanbul'da olmuşsun. Baba tarafı. Ben İstanbulluyum. İstanbullusun. İşte annemler, babamlar, herkes İstanbul. Kulaktaki müzikler, aşina olunan müzikler daha çok biraz batı. Daha o dönemlerde. Tabii. Hafif Türk, hafif batı müziği. Hafif batı müziği. Evet. Aranjmanlar falan dönemleri. Yani. Tabii. Ki bu bahsettiğim yıllar işte 70'lerin sonları tabii. Falan demek oluyor yani. 80'lerin tabii, biraz tabii. Başı. Daha da önce de aslında. Yani yok ben kendi yaşantım açısından evet, tabii. Aha. Yoksa dönem itibariyle öyle. Tabii. Ama işte o 70'ler yine işte tabii. Barış Manço'nun rahmetli Cem Karaca'nın her ikisi de saygıyla tabii. Anmış yani olalım. Bu konuya girdiğimiz zaman akla gelmesi gereken önemli isimlerden biri de Fecri Ebcioğlu. Hiç şüphesiz. Yani o şüphesiz. Anlamda işte çok Esin Enginler müzik konusunda. Sonra çok ifade etmedi. Etmedi yani çalmayı çok sevdim. Hala daha çok sevdiğim bir enstrümandır tabii. Ama
Söz yazıp işte ufak ufak bir şeyler de ben yapsam, hani bana ait de bir eser olsa dediğim zaman bağlamayla olmadı. Olmadı. Çok doğal. Sonra işte orta son lise 1 derken Kabataş Erkek Lisesi'nde başladım ben gitara. Kendi kendime. Kabataş yani Erkek Lisesi bir hevesle. Şimdi orada. Bizim en büyük rakibimizdi Kabataş Öyle Erkek Lisesi. Öyle mi? Tabii, ben Fenerbahçe Lisesi mezunuyum. Her sene katılırdık şeylere. Milliyetin o yarışmalarının gazete listeler arası. Evet, evet. Biz her sene de birincilik, ikincilik, üçüncülük alırdık. En büyük rakibimiz Kabataş'tı. O yüzden rakiptik zaten. Bak ne kadar güzel bir gerçekten iki rakibin böyle bir dostluk bir araya gelmesi. Ve 25 yıldır tanışırız bunu, seninle ve bunu ilk defa konuşuyoruz. Bu ilk defa mesela. Konu oldu ama ben bunu bilseydim konuk alır mıydık bilmiyorum. Değil mi? Yok. Niye o sene biz mi birinciydik üstad? Öyle bir şey mi var? Siz pek birincilik lütfen şeyde çok rica edeceğim. Hayır, tamam, misafirimsin. Bir şey demek istemiyorum. Şey vardı, pop sanatçılarında bir hanım vardı. O bir birincilik aldı, bir bayan sanatçı. Sonra... Yok tabii işin latifesi. Almıştır tabii canım. Tabii, Kabataş gerçekten çok iyi. Sonra? Zaten benim katıldığım yarışma zamanında bizim okul bayağı şey, Hababam sınıfı gibi bir şeydik. Bir de yani erkek lisesi olduğu için. Yıllardı değil mi? 70'li yıllardı. Çevredeki okullarla falan çok takışırdık biz Kabataşlılar olarak. İşte evet, gidip evet. Böyle okul basmalar falan vardı evet. Abilerin ve biz yarışmadan men edildik. Mesela benim de grubum birinci olduğu halde ki... Ya bunu da söylüyorsun burada. Söylüyorum abi yayında. Ne yapayım yani tamam, delikanlılık. 80'li yıllar öncesindeki hatıralara pek gitmeyeceğiz. Gençlere kötü örnek olmamak adına. Tabii ülkemizin hakikaten şartları çok farklıydı. Farklıydı. İşin latifesini çok yapıyorum. Zorlu dönemlerdi ama çok gerçekten de yani. Çok iyi hatırlıyorum. O tür şeyler vardı. Ama bizim gruptan yetişmiş gerçekten iyi müzisyenler var. Yıllardır mesela hala İlhan abiyle, İlhan İrem'le birlikte iş yapan arkadaşlarımız var. İskender Paydaş var. Aynen. Davulcuydu bizim grupta. O zaman ben de söylemek yani. Durumundayım. Bizim okuldan da bir Buğra Uğur çıkmıştır. Sevgili Adnan müziğe başladığım gitarist arkadaşımızdır Adnan Ergil. Ondan sonra ama bir kişilerin birilerinin de hakkında yemeyelim. Mesela bu Kabataş Erkek Lisesi, Fenerbahçe Lisesi bir lise daha vardı. Aryemeh Lisesi. Aryemeh. Hatırlar mısın? İran evet, Lisesi'ydi evet, o. O da bizim karşımızdaydı. Onları da yani üçüncü kategoride rakip yani hakikaten şey gibi yani Kabataş, evet. Fenerbahçe, Aryemeh. Aryemeh'te de şeyi başı şeyi çekiyordu sevgili Metin Özülkü. Oradan da sonra tabii bize geldi falan. Neyse tamam bu hatıralar uzun sürecek programda müzik yapacağız diye başlamıştık. Bunu ayrıca bir ara bir konuşalım ama pilav tamam. Günümüze de beklerim çünkü bu arada. Biraz fazla takıldık bugünlere biraz zor geliriz. Bence hemen müzik diyelim. Hemen müzik uygun diyelim. Mu? Uygun tabii neden tamam. Olmasın. O zaman şimdi senden nereye kadar bu iş böyle devam edecek? Bu hayat vallahi bilmiyorum ki yani ilk başta elime gitarı aldığım zaman da içimdeki duygu buydu. İşte çok yıllar önce yazdığım bir şarkıdan öyle mi? Bahsediyorsun. Çok. Hala öyle nereye kadar yani? Allah sonumuzu nereye yesin. Kadar? Dinliyoruz sevgili Aykut'cum. Bu şarkıyı yazalı 18 yıl falan olmuş ya Erkan. Ne güzel. O duygu hala aynı yani. Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde. Annem babam mutlu, ben de gözyaşı. Büyüdüm çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı. Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde. Annem babam mutlu, ben de gözyaşı. Büyüdüm çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı. Delikanlı olunca savrulup durdum. Sonunda sığınacak bir dost buldum. Fırtınalı rüzgarlı zamanlardan kurtuldum. Hiç dinmedi içimdeki bu duygu savaşı. Ateşten sözlerim var, söylesem seni yakar. Ya sussam, saklı tutsam beni yaralar. Uğulanmış camlara yazılmış gizli laflar. Sordum
kendime nereye kadar? Kime kalmış bu dünya, inan ki sana da kalmaz. Para, mal, mülk, eğlence, koşuşturma nereye kadar? Dostların düşman olur, o dostu bulamazsan sonsuzluktur yolumuz, öyleyse nereye kadar? Dünyaya geldiğimde annem babam mutlu, ben de gözyaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk telaşı. Delikanlı olunca savrulup durdum. Sonunda sığınacak bir dost buldum. Fırtınalı, rüzgarlı zamanlardan kurtuldum. Hiç dinmedi içimdeki bu duygu savaşı. Ateşten sözlerim var, söylesem seni yakar. Ya sussam, saklı tutsam beni yaralar. Uğulanmış camlara yazılmış gizli laflar. Sordum kendime nereye kadar? Kime kalmış bu dünya, inan ki sana da kalmaz. Para, mal, mülk, eğlence, koşuşturma nereye kadar? Dostların düşman olur, o dostu bulamazsan sonsuzluktur yolumuz, öyleyse nereye kadar? Kime kalmış bu dünya, inan ki sana da kalmaz. Para, mal, mülk, eğlence, bu koşuşturma nereye kadar? Oh, dostların düşman olur, o dostu bulamazsan sonsuzluktur yolumuz, öyleyse nereye kadar, nereye kadar, nereye kadar, öyleyse nereye kadar, nereye kadar? Aykut'cum, gözlerine, ellerine, ruhuna, her yerine sağlıklar olsun. Teşekkür ne kadar güzel kardeşim. Sözler. Sevgili genç arkadaşlarım, özellikle genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Tabii bizler yaş itibariyle Türkiye'mizdeki ve dünyadaki pek çok müzik akımını yaşamış insanlarız. Şahit olmuş insanlarız en azından. Şimdi günümüzdeki müziği de umumiyetle olan gençlerin, genç arkadaşlarımızın dinledikleri müziklere baktığım zaman tabii birçoğunu tenzih ediyorum, dışında tutuyorum. Sözlerden ziyade ritim unsuru dediğimiz sesler, akışlar çok ön plana çıkıyor. Yani o güçlü kick sesler, vuruşlar, renk saz dediğimiz enstrümanlarda, tabii dijital seslerde, elektronik müziklerde ritmin ön planda olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Sözler neredeyse birkaç kelimenin dışına çıkmayıp aynı kelimeler onlarca, belki daha da fazla tekrar eder halde. Bu tabii beyni birazcık uyuşturuyor. Belki de uyuşması isteniyor. Bu da bir soru işareti. Fakat şunu söylemek istiyorum. Az önce dinlediğimiz ve 18 yıl önce yapmış olduğun sözler de sana yani ait. Yani bana ait, evet. Sözü ve müziği Aykut Kuşkaya'ya ait olan bu müziği dinlediğimiz zaman rahatlıkla sözleri dinliyorsunuz, sözlerin ne dediğini anlıyorsunuz o güzel Türkçemizle. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir konu ama sözü anlıyorsunuz ve bir şey anlatıyor bu sözler. Ve müziği de dinliyorsunuz.
bilemiyorum ama yanlış mı düşünüyorum? Yani anlamadığımız bir şeyi dinlemek çok akıllıca gelmiyor bana. Yani mantıklı gelmiyor bana. Bir de şöyle bir tezim var acizane. Sadece ritme indirgenmiş müzik dediğimiz şeyler, o da tartışılır. Biraz çok özür diliyorum ama neyse ben söylemeyeyim onu. Yani neyse söylemeyeyim peki. Bayağı anlaşıldı zaten. Yani bir söylemiş oldu mu peki tamam. Yani biraz söz, biraz ifade, biraz anlaşılabilir güzel Türkçe olsa iyi olur diye düşünüyorum. Hepinize, bütün genç arkadaşlarıma sarılıyorum. Saygılarımla beraber, sevgilerimle beraber. Bu konuda derdi olan bir çok güzel, çok güzel. Yeni dinlemiş oldunuz böylelikle. Ellerine gönlüne sağlık. Yani. Rica ederim güzel kardeşim. Bir enstrüman. Aykut Şunlar. Tek evet, başına yani orkestra, yani. Bütün duyguları. Yani bağlama da öyle hakeza. O şüphesiz yani her enstrümenin milli sazımız farklı bir yeri var. Ama da öyle. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi gerçekten. Rica ederim sevgili kardeşim. Çok da güzel yorumladın. Övgülerin için de ayrıca gönlüne sağlık. Estağfurullah. Hayat devam ediyor. Her ne kadar kabataşlı olsam. Tamam. Peki ben de bir tane okuyayım böyle şimdi. Elbette. Müsaadenle. Rica arkadaşlar ederim. Müziğe devam edelim. Memnuniyetle. Allah sizin iyiliğinizi versin. Biraz böyle ben konuğumla sohbet ettim mi? Boracığım lütfen sözümü kesme. Sohbete dalınca bakıyorum hemen orada Bora yapıyor değil mi bunları? Sağ olsun. Peki Bora'yı seviyoruz. Buyursunlar Boracığım. Evet. Olacaktır.
kardeşim. Ağzına sağlık. Yesari, Asım, Arsu. Kardeşlerimin ellerine sağlık. Arkadaşlar, sağlık. Sağ olun. Çok güzeldi. Bu beni nerelere götürdü var ya. Biz galiba çıkamayacağız bugün şey ergen pozisyonundan ya. Valla beni yine ortaokul liseye götürdü. Neden? Ne güzel yıllar. Neden? Rahmetli babam. Allah rahmet eylesin. Yani genç yaşta kaybettim ben babamı. Öyle değil mi? Yani 15-16 yaşındayken. Fakat yıllarda buluşuruz. Yani müzik biraz da biliyorsun genetik bir şey. Yani müzik, resim tabii, gibi hani güzel sanatlar. Babamdan ve baba tarafından geçen böyle bir enstrüman var. İşte ritim sazlar var. Babam ritim darbuka, bendir, batı sazlardan bongo hafiften ve bağlama babamda. İşte halam udiydi rahmetli ve ikisi de işte TRT'nin o zamanki yıllarında Yesari Arsım Ersoy'un korosunda filan bulunmuşlar. Bu şarkı beni nerelere götürdü bilemezsin. Değil mi? Yani. Çok ama müthiş bir eser. Allah rahmet olsun Allah hepsine, rahmet. Gani gani hepsine, yani. Tabii tabii. Musiki ne güzel bize. Sözler, ne güzel melodiler. Ya, kesinlikle öyle. Peki bir tane daha dinleyelim mi senin o güzel sesinden? Estağfurullah. O güzel gitarın, akortlu güzel gitarından. Umarım seslerimiz, sevgili seyircilerim, sizlere güzel ulaşıyordur, güzel yansıyordur. Çünkü biz burada gayet memnunuz. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza da teşekkür evet. ediyoruz. Bize bu güzel imkanları sağlıyorlar. Tabii ki başta Diyanet Televizyonumuza teşekkür ediyoruz. Bütün idarecilerine. Bu fırsatı böyle bir program yapma imkanı bizlere sağladılar. Dolayısıyla ama tabii ulaşması önemli. Hani bir söz geldi hatırıma. Ne söylerseniz söyleyin ancak karşınızdakinin yani muhatabınızın anlayabildiği kadardır o söz. Bunu tabii biz öngöremiyoruz çoğu zaman. Birçok şey söylemeye kalkıyoruz. Halbuki o ya kısır kalıyor karşıdakinin algısı evet. çok yüksek. O zaman da ona zulüm oluyor yani. Ya bu kadar konuşma diyor yani. Yani anladım senin dediğini de. Ya da tam tersi. Her ikisi de zor galiba. Zor, zor. Yani frekansla ilgili bir şey bu. Aynen. Fakat Aykut'cum bugün bir söz işittim bir büyüğümden. O da konuk olacak inşallah programlarımıza. Davet ettik. Kırmadılar sağ olsunlar. Bir söz işittim ki aman yarabbim. Müthiş. Evet. Yani sonuç itibariyle tabii sözü ben şimdi kelime kelime hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla arz etmeye çalışayım. Bir büyük zat ifade etmiş ki 100 dinle 1000 düşün bir söyle. Söyle bir konuş. Yani dinlemek önemli. 100 kere dinle ama tefekkür daha önemli. 1000 kere düşün diyor. Bir tane söyle o da tabii. önemli bir söz olsun. Şimdi ben bunu dedim Allahu Ekber. Aman hiç konuşmamak lazım. Hiç yani. Dedim bana düşen susma. Ama gel gör işte bak susuyorum. Müzik. Yani dinleyeceksin, anlayacaksın, onu absorbe edeceksin. Tefekkür edeceksin de bir şey söyleyeceksin. Ben konuşmayacağım. Çıkacak ve o sana ben ait olacak, o da bir yani. Şey olacak evet, işte. Evet. Yani çünkü o söylediğin bir sözden senin ne olduğunu aslında çıkıyor ortaya. Hiç şüphesiz. Allah bizi affetsin. Bizi dinleyenlerimiz Amin. İçerisinde tabii ki pek çoğu ehil insanlar. O yüzden bizi affetsinler yani. Alimler, ilim sahipleri affetsinler. Eserin adı nedir? Ya şöyle şey hani do majör basınca birden hazır o yıllara gitmişken birazcık daha sonrasına gideyim. Tamam. Birazcık serbest nasıl arz ediyorsun? Serbest. Sadece bir kuplelik tamam, bir şey yapacağım. Tamam tabii memnun oluyoruz. Ondan sonra yine bu akorlardan başlayan Cennet isimli bir eser seslendireceğim. Tamam. Yani seni dinliyorum. Zevkle onları aklıma getirdim. Ama bak şimdi aklıma gelen ne? Epeydir de çalmamışız bunu ha. Yeşerdik çiçek açtık hayatın baharında. Ne havaya ne suya gönlü düşen cemreyiz. Ilık bir mat gibi kara kış ortasında. Ne havaya ne suya gönlü düşen cemreyiz. Ne havaya ne suya gönlü düşen cemreyiz. Hatırladım. Niyeyse bunu bir yapasım geldi ya. Evet ben tahmin abi, edebiliyorum. 88 midir? 89, nedir? Yani 89 çıkışı yani bizim seninle tanışıp bunları yaptığımız zamanlar tabii 88 evet, Aykut'cum, falan bu yani. Eski mevzundan kurtulalım çünkü başka bir şeyin alametidir. Hayır, Fenerbahçe bu yaşlılığın alametidir. Bir hatırlatayım dedim. Tamam yani. Nereden geldik o konuya? Program öyle başladı. peki.
Hepsi bir oyun. Ya vallahi hepsi bir eğlence dünya dediğim. Oradan da. La 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 li la li la li la 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 li la li la li la 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 li la li la la la. Dünya bir oyun sadece. Biraz neşe, biraz keder, eğlence. Yıldızlardan da uzakta, göklerin ötesinde. Başka bir dünya gönlünce. İyilikler, güzellikler aleminde. Cennetler senin sevince. La 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 li la li la. Endişeyle işte yepyeni bir dünya, iyilik sözleriyle melekler alıp götürünce. İyilikler, güzellikler aleminde. Cennetler senin sevince. İyilikler, güzellikler aleminde. Cennetler senin sevince. Biraz neşe, biraz keder, eğlence. Yıldızlardan da uzakta, göklerin ötesinde. Başka bir dünya gönlünce. İyilikler, güzellikler aleminde. Cennetler senin sevince. İyilikler, güzellikler aleminde. Cennetler senin sevince. Güneşle uyandın mı bir?
koşarak kırlara uzandım bir his dolu içine uçuyorum sandım bir his dolu içine uçuyorum sandım. Sağlık. Senin de ağzına çok sağlık hoş. Aykut'cum. Ellerine tutamadım kendimi Erkan'cığım. İyi yaptın. Ya. Müzik böyle bir şey. Beraber çoğalıyor, acılar azalıyor paylaştıkça. Sevgi her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle musikide birçok alanda ve çok önemli bir şey tabii. Hiç kainatın biz. Sebebi vücudu. Peki efendim şimdi sıramız nereye? Aa, çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir yere geldik. O öyle bir hayat yaşadı ki Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek. Allah mekanını cennet eylesin, amin, rahmetiyle amin. Muamele etsin. Makamını âli eylesin inşallah. Necip Fazıl Kısakürek Üstad söylemeye gerek yok. Ama bu ülkenin mihenk taşlarından biridir. Hiç şüphesiz. Ve o değerli Üstad'ın çok değerli eserlerinden biri olan Kaldırımlara beste yaptın sen. Evet. Öncelikle tebrik ediyorum. Estağfurullah. Hoş da bir beste olmuş. Bence hiç sözü uzatmadan hani dedik ya bize susmak bana en azından gerekir. Kaldırımları dinleyelim mi? Nasıl vaziyet? Elbette. Memnuniyetle. Hazırdıysa Halit-i Ruhiyen. Yok. O zaman dinleyelim. Ne demek? Kaldırımları geciktirmeden dinliyoruz efendim. Kaldırımlar malum üstadın kaç senesinde? 20'li yaşlarındayken henüz yazdığı. Yani Fransa'da, Sorbonne'da okurken yazdığı.
Sorbonlar sonra. O zaman Sorbon'a selam ediyoruz efendim. Tabii. Sorbon'daki bütün dostlara, sevdiklerimize. Sonrasında ölümüne, vefatına artık az bir zaman kala devlet tarafından hani onur nişanı veriliyor. O, ondan sonra zaten hani kaldırımlar şairi diye anılır oluyor üstad. Ama Deha'ya bakın ki o yaşlarda yazdığı şiir şimdi müfredatta, yani ortaokul edebiyat kitaplarında. Üstad müthiş bir adam tabii. Yani ben pek çok eserine beste yaptım. Bundan da keyif duydum. Ben de yaptım. Kendisiyle yani yaşarken tanışmamız ne yazık ki mümkün olmadı. Ama sonradan her büyük adam gibi işte eserleriyle tanıdık, örnek aldık, yolundan gitmeye çalıştık. Ve kendi işimizin ya da ruh dünyamızın gereği olarak işte eserlerini besteledik. Senin de var aynı şekilde. Bu vesileyle tabii yani tarihe bir kayıt düşülüyor. Allah tesirini halk etsin İnşallah. Diye dua ediyoruz tabii. Çünkü asıl bu besteler... olan hep samimiyet. O deminki konuda da hani yüz dinleyelim, işte bin tefekkür edelim, bir söyleyelim ama bu birler, yüzler, binler ondalık hane ne kadar artsa da eksilse de samimiyettir asıl olan. Asıl olan samimiyet. Yani biz samimi tabii. bir şekilde işimizin gereğini yapıp İçten geldiğince dürüst bir şekilde konuşursak eminim yani algı seviyesi farklı da olsa en azından art niyet olmadan herkes kendi alacağını alacaktır. Bizim aynen. için de aynı şey geçerli. Aykut'cum zaten ötesi bizi ilgilendirmiyor aslında. Kesinlikle. Yani biz samimi olduktan sonrası zaten bizim haddimiz ve takdirimiz değil. O bile değil de. Çünkü biz yani o bile derken şu geliyor hatırıma. Bu bir itiraf ve ispat ve delil olarak bunu söylüyorum. Yani sen de biliyorsun ki bu beste denilen hadise bize ilham olunuyor. Biz Kesinlikle. Çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Tabii ki çalışacağız. Çalışmadan tohum başak vermiyor. Ancak şu itiraf ve ispattır ki ne kadar çalışırsak çalışalım bir gıdım bir şey olmayabiliyor. Kesinlikle. Bu gösterir ki bizden bir şey çıkmıyor. Yani bizim irademizle bir şey çıkmıyor. Kimse kimseyi aldatmasın. Biz tabii sanatla ilgili kişiler olarak bunu bizim itiraf etmemiz çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden söylüyorum bunları. Hiç şüphesiz. Ama bir hadise vardır ki bize bir lütuf oluyor bu beste denilen şeyler. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu oluyor. Yani kendimizi geliştirmemiz, o uğurda çaba sarf etmemiz ya da karşılığını almamız bizim başka vazifemiz bir şey. Zaten. Bizim vazifemiz. O bir vazifemiz. Verilir verilmez ama. Çünkü verilmediği zaman ama çok olmasa oluyor. Ne yapacaksın? Yok yani. Tabii tabii. Yani bizim elimizde değil. Onu demek aynı şekilde. Tabii. Bu bir lütuf. Hiç şüphesiz. Cenab-ı Hak tesirinde halk etsin. Ha, ortaya çıkan şeyler lütuf da. Ortaya çıkan şeyler bazen tesirli olmayabiliyor veya nahoş olabiliyor. O zaman ise o bizim nefsimizden ve aczimizden. Aynen öyle. Yani bu ölçüler çok önemli diye düşünüyorum. Bak yine ne olur çal da ben konuşayım. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımları emzirdi çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Kara gökler kül rengi. Bulutlarla kapanık evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim biri de serseri kaldırımlar. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi kaldırımlar. İçimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur. Ses kesilince sesi kaldırımlar. İçimde uzayan bir lisandır. Kaldırımlar.
ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara, boydan boya alsa buz gibi taşlar. Alnımdan bu ateşi dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi, ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumu zafer takın gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandı. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandı. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Gönlüne sağlık. Allah gani gani rahmet, rahmet eylesin etsin, üstadımıza da. Bu vesileyle. Üstadın şeyi vardı bilirsin, hani tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Ya, ya. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmuşum. Geçtiğimiz yıl üstadın vefatının tam da 30. yıl dönümüydü. Yani pek çok yerde etkinlikler yapıldı, evet, edildi. Evet. Önümüzdeki senede, bu senede inşallah yapılacaktır. İnşallah. Gençlerimize tanıtmakta fayda var. Fayda şüphesiz. Var. Çok evet, yönlü bir adamdı. Ne sadece şairdi, ne sadece roman tabii, yazarı, tabii, ne sadece edebiyatçı, kesinlikle, ne sadece gazeteci. Hepsiydi, bir bütündü, bir bütündü. İdoldü, idealdi, evet, dava adamıydı. Kesinlikle anlattı, bu konuda Mehmet Kısakürek'e çok önemli bir vazife düşüyor. Hiç şüphesiz. Mehmet Kısakürek'e bu arada selamlar ediyoruz. Vazifesini selam olsun Mehmet Beyefendimize. Peki Aykut'cum çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp geldiğin canım için. Canım kardeşim ne demek. Ömür hızla geçiyor. Bu küçük hediyemizi kabul buyurursam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beğenirsin. Canım benim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür tekrardan ediyorum. Bu Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yapmış olduğumuz evet, Aşiyan adlı bir çalışma. Diğeri de Hanede isimli son programımızın adı. Aynı zamanda programımızın da aynı zamanda adı. Bu arada sevgili Amir Ateş ağabeyimiz, hocamız da programımıza konuk olmuş idi. Hı hı. Kendisi programdan sonra sağ olsun, Allah ondan razı olsun, mükemmel bir büyüğümüz ve değerli bir sanatkarımız. Programımızla ilgili hoş bir isim de bulmuş, onu da paylaştı benimle. Çok güzel şeyler bulmuş. İşte ona mı aittir? Yok hayır. Ha, yani yok, Erkancığım dedi programdan sonra, programın adı tescilli mi? Evet hocam dedim falan. Ya hay Allah dedi. Ne oldu hocam? Ben samimiyete istinaden. O kadar hı-hı, canım büyüğüm hocam, ellerinden öpüyorum. Hay Allah dedi. Üzüldü ses tonu telefondan. Dedim hayırdır hocam? Ya dedi ben bir isim bulmuştum senin programın ha, için canım, ama dedi. Evet bu güzelliğe bakar mısın? Dedim hocam inşallah başka bir vesile. Allah çok uzun doğru, ömürler versin. Amin amin. Eksik etmesin. Saygıyla ellerinden öpüyoruz, hürmet ediyoruz. Aykut'cum programımızın sonuna geldik. Beraber bir şey okuyalım mı? Elbette. Seve seve, memnuniyetle. Ne okuyalım? Yunus'un, ben Yunus'u bir çareyim. Dost elinden avarıyım. Baştan ayağa yareyim. Gel gör beni aşk neyle. Elbette. Thank you.
derde giriftar eyledim. Gel gör beni, beni aşk eyledim. Bir güzele kul gör beni.